Selamünaleyküm. Ben Necdet Delioğlu. Yeni bir videoyla sizlerin karşısındayım. Windows 10 ile ilgili birkaç program çekmiştik şimdiye kadar. Bu da onlardan birisi olacak bugün. Bildiğiniz gibi Windows XP, Windows 7'de bazı programlarda sıkıntı olduğu zaman güvenli moddan girip o programları çözebiliyorduk. Örneğin silinmeyen dosyalarımızı o şekilde silebiliyorduk. Ona benzer birkaç sıkıntımızı giderebiliyorduk güvenli mod sayesinde. Windows 8'den sonra bu biraz değişik gelmeye başladı. Windows 10'da da devam etti. Normalde XP ve Windows 7'de bilgisayarımız açılırken klavye üzerinden F5 tuşuna basarak güvenli moda gelir. Oradan işimizi hallederdik kısa yoldan. Windows 10 ve Windows 8'de arkadaşlar bu iş biraz farklı. Bilgisayarımızın kurtarma ekranına gelmemiz gerekiyor. Onun için de bazı modellerde F5, F6, F8, F9 o kombinasyonların içerisinden birisi her bilgisayara göre değişiklik gösterebiliyor. Kurtarma konsoluna giriyoruz bilgisayarımızın ilk girişteki. Oradan güvenli modu açabiliyoruz. Klavyemizin Shift tuşuna basılı tutacağız ve bilgisayarımızı buradan yeniden başlatacağız. Daha sonra göreceğiz arkadaşlar. O bir kısmını şimdi ben videoyu burada kapatayım, ekran videosunu. Dış kamerayla nasıl olacağını oradan görelim ve videomuzu sonlandıralım. Şimdi arkadaşlar klavyemizin üzerindeki Shift tuşuna basılı tutuyoruz ve daha sonra başlattan bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz ve bekliyoruz. Bilgisayarımız birazdan kurtarma konsoluna gelecektir. Bu arada kesinlikle bırakmıyoruz parmağımızı. Kurtarma konsoluna gelmiş bulunmaktayız. Burada sorun giderden hemen aşağıdaki ikinci seçenek olan gelişmiş seçenekleri tıklayarak başlangıç ayarlarını seçiyoruz arkadaşlar. Ve yeniden başlat sekmesinden bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Başlangıç ayarları diye bir ayar seçeneği geldi buraya bize. Bize hemen dördüncü sıradaki güvenli modu etkinleştir seçeneği var. Klavyemizin üzerinden 4 rakamına basarak güvenli modu etkinleştirme moduna gireceğiz. Evet, gördüğünüz üzere böyle bir uyarı geliyor. Güvenli modda yapacağımız işleri yaptıktan sonra şimdi yeniden başlatalım ve bilgisayarımız normal ekranına gelmiş bulunsun. Her zaman söylediğim gibi bilgi paylaştıkça güzeldir. Bir dahaki videoda buluşana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.